Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Üstelik ilginç bir video. Nereden geleceksiniz? Evet, kütüphanemden bir kitap. Borneo Adası. Daha önce bu adayı yapmıştım kafata savcılarıyla ama ben Borneo Adası'na 1987'den itibaren defalarca gittim. Öylesine ki bazı dönemlerde 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay kaldığım oldu. Yani bir Malezyalı'dan, bir Endonezyalı'dan, hatta o dünyanın en zengini Brunei Sultanı'ndan bile daha fazla adayı biliyorum desem yalan değil. Bu kez konumuz bu adanın Malezya'ya ait olan bölgesinde kayıp dünya diye tanımlanan bir krater. Ama krater bizim bildiğimiz şu anda volkan kraterleri değil. Bu böyle genişliği ne diyeyim size 11-12 kilometre olan bir krater havuzu düşün ama ilginç olan tarafı içi bir jungle, bir dünya. Yani olur ya bazı filmlerde olur uçak bir yere düşer. Kurtulanlar böyle hayatta bir yaşam savaşı verirler. O savaş içinde çok abuk subuk şeyler olur. Hatta ne diyeyim böyle yamyam şeylerle karşılaşırlar. Gorillerle, orangutanlarla. Bu gerçekten ona benzer bir olayın yaşandığı bir kayıp dünya. Borneo Adası, onun Malezya'ya ait olan meşhur Sabah bölgesi, Sabah Sultanı'nın bölgesi üstelik. Ve o bölgede Malao diye bir krater ve içinde binlerce türü tükenmiş hayvanın, bitkinin olduğu bir coğrafya. Niye gittik? İşte 90'lı yıllarda o zamanlar benim iş ortağım olan Robert Young Belton, çok meşhur bir adam. Benim ortağımdı ama niye ayrıldığımı biraz Robert'e ilişkin araştırma yaparsanız bulursunuz. Çünkü biz birlikte dünyanın en tehlikeli yerleri diye bir kılavuz kitap yapmaya kalktık. Dünyadaki savaş bölgeleri, tehlikeli bölgeler derken ikinci, üçüncü bölümde Robert de bir güç zehirlenmesine girdi. Baktım ki rota farklı yerlere çekiliyor. Ben bay bay dedim. Ama bu kitabı yaparken onun yanındaydım. Fotoğrafçı olarak gitmiştim. Bu kayıp dünya bu kitapta bir bölümü içeriyor. Malawi'de. Biz aynı yerde yıllar sonra Camel Trophy yaptık ama Camel Trophy'yi daha böyle uygar koşullarda yapmıştık. Bu kayıp dünyaya giderken niye bu bir anda gündeme geldi? Ya arkadaşlar sağ olun çok güzel sorularınız geliyor ama en çok sorulan soru. Abi en çok korktuğun şey neydi diye. Ya böyle korkundan bir şeyler oldu mu hayatında diye. Valla korkumdan altıma kaçırdığım gün bile oldu. İşte o kayıp dünyada olmuştu. Yani niye diyeceksiniz? Şu anda bir başka bölgeden bir takı bu. Bu takıda gördüğünüz bu. O yaban domuzlarının dişleri. Ortada bir fosil var. Klasik. Nautilus fosili. Bu yaban domuzları ve onların küçük kardeşleri. Büyük sıçanlar. İşte o iki tane canlı türünden ötürü ben bir ağacın dalına kendimi bağladım ve bir gece geçirdim. Hayatımın en korkulu gecesiydi. İşte kitapta bir bölümde bundan bahsediyor. Ben ve arkadaşım Robert Young Belton. Peki nasıl oldu diyeceksiniz? Şimdi bu Malao kayıp dünyaya gitmek için bir gerekçe aradık. O gerekçe Tony Lamb isminde bir araştırmacı. Adam zamanında Seylan'da doğmuş bir İngiliz, çok meraklı. Bu adam aynı zamanda bir botanikçi. Birbirinden farklı nesli tükenmiş bitkileri toplayıp dünyadaki enstitülere, üniversitelere gönderiyor. Onlar üretiliyor. Özellikle orkide türleri. Böyle vahşi orkideler derler ya. O vahşi orkideleri böyle abuk subuk yerlerden o insan ayağı değmemiş, doğanın gerçekten neredeyse binlerce yıldan beri dokunulmaz olduğu bölgelerde buluyor, alıyor. Özel kutuları var. Yani 1980'lerden bahsediyorum. Özel karbon buzlarından yapılan kutuları kendisi üretiyordu gittiğimiz yerde. Düşünebiliyor musunuz? Bir helikopter herifi aşağı atıyor. Adam bayağı böyle ciddi bir sasçılar gibi, özel harekatçılar gibi her türlü ortamda hayatta kalmayı en iyi bilenlerden biri. Artı ona özel bir karbon buzu imalathanesi yolluyoruz. Güneş paneliyle çalışan. Yılda 80'li yıllar, 87. Bu vatandaş İngiltere'de bazı akademilere çalışıyor. Tıpkı bir önceki bölümde yaptığımız gibi Leiden Üniversitesi'nin 1600'lerde bizim laleleri ürettiği gibi.
Dünyada çünkü üniversiteler bu amaçla varlar. Araştırırlar, bulurlar. DNA'larla, RNA'larla oynarlar. Üniversite bu. Neyse. Yani ben bunları söylüyorum ama üniversitelerimiz, bizim o gurur üniversitelerimiz, Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Eskişehir, Kayseri, benim bu üniversitelerim var olsunlar. Tabii ki diğerleri de iyi olsun, daha iyi olsun ama işte böyle araştırmalar yapsın. Kaybolan türleri bulan, buluşturan. İşte bu Tony Lab böyle bir üniversitede çalışan bir uzman. Onun hikayesini yapmaya gittik. Şimdi nasıl gidildi? Bir helikopter kiralandı. O seyahatte bize bayağı 30 bin dolar gibi bir ücret verip kiraladığımız, yani geçici süreyle bizim için çalışan bir tane İngiliz, ama o da Yeni Zelandalı İngiliz, John Rhys diye bir arkadaş. O rehberlik yapıyor çünkü böyle vahşi ormanlarda kalmak o palavra programlar gibi değil. Neyi yemen, neyi yememen, nereye basman, nereye basmaman gerektiğini sana anlatan uygulamalı, gerçek anlamdaki survivorcular bunlar. John Rhys bizim için 2 ay kalacaktı. Kaldı nitekim ama o 2 ayın içinde geçen günler var. Anlatamam, onlar başka bir program konusu olur. Çünkü ben, Robert, John bir ara üçümüzdük. Sonra Tony geldi, 4. Bayağı ciddi kavgalar oldu aramızda. Gerekçeleri komik. Çünkü bir orman düşünün, hiçbir şey yok. Korkudan başka. O kayıp dünya içinde. Ve 4 tane adam. Evet, nasıl oldu? Helikopter tuttuk, ciddi bir para. O helikopter, bu Tony Lamb'in zamanında inşa ettirdiği bir heliporda bizi indirmek üzereyken böyle alçaldı. Benle Robert küçük freebag'lerimizi, o bel çantalarımızı kaptık aşağı, atladık. O zamanlar ben tabii ki yani 70 kilolarda zımba gibiyim. Derken işte John Rhys de atlayacaktı, Tony bekliyordu. Büyük paketlerimiz, büyük büyük sırt çantalarımız, gerekli bütün ihtiyaçlarımız, teçhizatlar, ses cihazları, kayıt cihazları. Derken benle Robert atladık ama freebackler dışında hiçbir şeyimiz yoktu. Helikopter birdenbire, pilot böyle böyle dedi, yükseldi. Çünkü ağaçlar, o 40-50 metrelik ağaçlar fırsat vermediler bize. Hakikaten inemedik. İndik ama böyle indik. Sonra dediler ki böyle el işaretiyle yarın geleceğiz. Bugün hava koşulları bizim için imkansız. Bu arada bir misafirim var. Misafirim bana merhaba diyor. Gelecek mi bana kucağıma? Helikopter beni ve Robert'u indirdi ve havalanmak zorunda kaldı. Bize yükseliyoruz dediler. Ağaçlar sallandı. O helipod dediğiniz böyle derme çatma, bir ne diyeyim size, 4 tane masa büyüklüğünde bir iskele. Bizler Robert'la beraber 2 tane freebag'imizde kaldık. Tabii ki bu arada minnoşumuz da yanımızda bizim. Ben şu anda bir güzel canlıyla beraberim. Robert'a baktım, Robert bana baktı. Ne olacak dedim. Helikopter ancak bir gün sonra gelebileceğini söyleyince biz böyle birbirimize bakıyoruz. Benim... Evet, vahşi ormanlarda günlerce, aylarca kaldım ama benden önce bazı insanların getirdiği bilgiyleydi bu. Çadırımız vardı, suyumuz vardı, su tabletlerimiz vardı. Yani bir Rambo bıçağımız vardı, ne diyeyim. Küçük küreğimiz vardı, uyku tulumumuz vardı. Hiçbir şeyimiz yoktu, cıvıl cıvıl. Böyle 2 tane freebag, bir İsviçre çakısı. Hemen orada Robert'la oturduk, küçük bir toplantı yaptık. Biz bir gece orada kalacaktık ama... Kaldığımız bu kayıp dünya var ya, orada evet kediler var, böyle minnoş gibi bakın. Muhteşemler kediler ama yırtıcı kediler. Leopar türü kediler var. Ne var başka? İşte kıllı gergedan var. Biraz büyük gene. Bu masadan biraz büyük. Cüce. Yine cüce, çünkü orman çok dar. Yani evrim teorisine göre fazla büyüyememiş filler var. Aklınıza gelecek her türden. Yırtıcılar var.
en önemli tehlike ne biliyor musunuz? Yaban domuzu. Allah göstermesin. Bu yaban domuzunun dişleri. Bu Papua Yeni Gine'den aldığım bir kolye. Şu dişleri görüyor musunuz? Jilet jilet. Yani şöyle parmağı keser. Onunla sizi biçer döver gibi biçiyor hakikaten hayvan. Önce ikiye sonra dörde bölebiliyor. Hele bir de sürüyse, çünkü o iskeleden indikten sonra gördük ki ortalık binlerce yıldan beri çürümüş. Adeta toprağın üstünde ikinci bir katman oluşturulmuş. Böyle artık ne diyeyim, sümüğümsü bir doku. Düştünüz mü? Çıkarmak çok zor. Sadece yol olarak yaban domuzlarının açtığı yollardan gitme imkanımız var. O yüzden domuzlara müteşekkiriz ama şöyle bir sorun var. Hava karardığı andan itibaren önce en büyük tehlike domuzlar. Yerdeyseniz biçer döver. Ama ikinci büyük tehlike ne biliyor musunuz? Sıçanlar. Şimdi hayvanlar alemini tanırım. Hayvanları çok severim. Onlar da beni sever. Yani minnoş var, benim evde turşu var, oreo var. Köpeklerim vardı. Burada biliyorsunuz. Yani Blacky var. Gitti şu anda babasıyla, Timur'la beraber. Rahmetli Çilek vardı. Onu geçtiğimiz aylarda uğurladık. Huzur içinde yatsın. Şimdi o dünya başka bir dünya. Ama aralarında dedim ya, o yaban domuzları, biçer döver gibi olanlar ve fareler. Robert'la minik bir toplantı yaptık. İsviçre çakılarımız dışında. O heliportta aylar önce Tony Lamb'in yine geldiği gittiği sıralarda atılmış bazı torbalar vardı, bez torbalar. Onları çıkardık. Onlardan böyle halat gibi bir şeyler yaptık, ip. Yani Survivor'cılar bunu iyi bilirler. Robert'ta maşallah özel kuvvetlerde olduğu için öğrenmiş bu işleri. İşte ipleri aldık. Bunlar ne dedim Robert? Geceleyin dedi, hava kararmadan önce şu dallardan birine çıkacaksın. Torbanın içine gireceksin, kendini bağlayacaksın. Anlamadım dedim. Kendini torbanın içine koyup bağlayacaksın. Niye dedim? Sen biliyor musun dedi, o büyük fareler seni 5 dakikada gönderir. Yani hele bir kan kokunu alsınlar, burası panayır olur. O yüzden aldık, torbaları kestik. İkinci bir torbaya koyduk. O torbaları kendimize yaptık. Sonra ne olur ya, bir torba içinde yarış. Biz o torbalarla ağacın 4-5 metre yukarısında dallar bulup, üstelik ben o zamanlar 72 kilolardayım. Robert maşallah 2 metre. O bir 90-100 var. Kendimize uygun bizi taşıyacak dalları bulduk. Robert ne yapacağım? Al dedi bir tablet tuz. Al şu küçük şeyi, iç açıcı, nefes açıcı bir tablet. Bir tane de bar verdi bana. İçinde böyle badem ezmesi gibi. Bu da akşam yemeğimiz dedi. Adamın meğer o şeyinde, freebag'inde varmış bunlar. Allah'tan varmış. Biz kendimizi o dallara yerleştirdik. Dala sarıldım. Güneş battıktan sonra bir senfoni orkestrası aldı. Orman, jungle, kayıp dünya. Aklına gelecek bütün o eserler ard arda geldi ama korkuyoruz. Yani ben bir dalın üzerindeyim. İrice bir dal. Sarılmış vaziyetteyim. Kıpırdayamıyorum. Tabii güneşin batmasıyla o senfoni içinde yer alanlar arasında en ilginç sesi olan neydi biliyor musunuz? Çirkin Hollandalı dedikleri bir böyle kocaman burnu olan bir maymun türü. O bir viyakladığı andan itibaren arka arkaya diğer orkestra üyeleri, evet burada iki tane insan var, sizi bekliyorlar diye adeta mesaj veriyorlardı. Sesler arttı, gece korkunçtu. Belki yaşadığım en uzun geceydi diyebilirim. Yani dünyada ara uyuklamalarımla beraber bir dala sarılıp küçük abdestimi öyle birkaç kez üstelik korkudan bıraktığım bir geceydi. O sıcakta, o nemde zaten siz bir şey yapmasanız bile leş gibisiniz. Ama o farelerin bana ve Robert'a ulaşmak için yapmış olduklarını, yaban farelerinin ağaca, bizim bulunduğumuz dallara tırmanmak için çabalarını izlemek karaltılar halinde. Zaman zaman kafa lambamızla bakıyorduk onlara. Korkunç bir şey. Allah'tan Robert ne yapmıştı biliyor musunuz? Yani bir şey söyleyeceğim, sonradan öğrendim. Tıraş köpüğüyle bizim o ağacın gövdesini birkaç kez dolaşmıştı. Üzerine diş macununu boşaltmıştı. Ben bunları yaparken görmedim.
Sonradan aldım, civ diye kayan fareleri, o iri cüsseli fareleri görünce. Yani tam bir korku senfonisi, kayıp bir dünya öyküsü. Böyle bir şey. Korktum çünkü bana daha sonradan gerek bu yaban domuzlarının birkaç parçaya böldüğü, bir de farelerin yediği insanların ceset artıklarının fotoğraflarını göstermişlerdi. Allah o duruma düşürmesin diyorum kimseyi. Ama unutmamak gerekir, dünyada bir sürü kaşifin izini bile bulamadık. Çünkü böyle bilinmezler içinde, evet evimizde çok güzel bir çiçeğimiz var, sevgilimize sunduğumuz muhteşem bir orkide ama onun geldiği yerdeki geliş öyküsünü araştırırsak ne tür kayıp dünyalar olduğu ve insanoğlunun bu kayıp dünyalardaki serüvenleri inanılmaz. Hiç ilgisi yok diyeceksiniz ama Borneo deyince akla gelen bir film vardı. Onu mutlaka izleyiniz. Nick Nolte oynuyordu. Elveda Kral diye. O da kafatası avcılarının yaşadığı bir yere bir askerin inişiyle kral olur. Onlara krallık yaptığı süreci anlatan bir film. Yani bu tür filmler çok güzel. Evet Tarzanlar benzeri filmler var ama bu ormanlar, vahşi ormanlar, yaban ormanları ve hatta bahsettiğim jungle'lar halen ukteyi diyorum. Hani o zamanlar elimde şöyle bir şey olsaydı ne filmler çekerdim inanır mısınız? Çünkü biz o dönemde teknolojinin bize vermiş olduğu imkanlarla bu fotoğrafları çektik. Daha video yoktu bende o zamanlar. Video kamerası yoktu. Kameraman değildim. Yanımızda da bir kameraman götürmemiştik. Ama ileriki yıllarda neler yapıldı? Tabii ki bu dünyalara yolculuk yaparken bizden öncekilerin bize bıraktığı kitaplar, belgeler, bilgiler önemli. Yani benim o dönemde orkide uzmanı olarak tanıdığım Tony Lamb 70'lere gelmiş bir araştırmacıydı, bilim adamıydı. Adamın hayatı böyle yerlerde geçmiş. Uygarlık bu tür çılgınların getirileriyle sağlanan bir olay. Yoksa oradan buradan alıntılarla yapılan bir şey değil. Eğer insanoğlu bir yere geldiyse böyle öncülere, böyle kaşiflere ihtiyaç duyulduğu için geliyor. Onların varlığıyla geliyor. Böyle öncülerin, böyle kaşiflerin varlığıyla bir yere geliyor. Uygarlık kolay elde edilen bir şey değil. Önemli olan bu uygarlıkta bıraktığımız izler. Evet, şimdi size veda ederken yeni bir programımız var Timur'la biliyorsunuz. Türkiye'nin pazarları, muhteşem pazarlarımız ve onların öyküleri içinde ben de Timur da ortaklaşa hünerlerimizi ortaya koyacağız. Boğazında düşkünler için. Mutlaka izleyiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.